Arkadaşlar az önce bir gazete bulduk terasta. Tarihini hemen söylüyorum. 2 Şubat 1997. Başbakan Necmettin Erbakan'mış. Burada inanılmaz televizyon fiyatları var. 37 ekran televizyon peşin fiyatı 40 bin lira diyor. Yani iki tane 20 liraya 40 bin lira. Ben öyle anladım bunu. Çünkü ben bu eski fiyatları hatta fax makinesi bile satılıyormuş. Radyo, CD'li kaset çalar. 4000 lira, 4900 TL. Şey nerede? Sanarsın ki gecenin bu saatinde. Gitmiş define haritası bulmuş. Aktivite peşindeyiz ki. Eski gazete bulmuş. Kız Erdoğan İstanbul Büyükşehir Başkanı Belediye Başkanı'ymış ya. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. 97 senesi. Evet görüyorsunuz efendim. Bak İpekçi mi eşinden meşgul? Evet görüyorsunuz efendim. Bak İpekçi mi eşinden meşgul? Abdül İpekçi o zaman ölmüş. Abone oluyorum. Geleceği düşünmüyorum. Hele sen bir gel geleceği bir gör neler olacak daha dur. Hele arabaların modelleri hele tofaş. Bilgisayar falan yok mu kız? Hele salon takımlarının güzelliğine bak. Mutfak robotu şundan herkes de vardı. Bu arada kim onu tanımıyorum. Bak bir şey canım. Eren TikTok açmış. Nesli'ye video çekmiş bak. Her bak sesçi bir yerden çektiriyor röpler. Editör bir yerden çekiyor gel puan ver. Ben kime ne yapacağımı şaşırdım ya. Bıktım ben sizden. Kameraman bey hazır mısınız röportaj için? Evet, geliyorum o zaman. Daha röp vereceğim. Gidip eve terası yıkayacağım. Bir şey diyeceğim bana doğruyu söyle. Yeşil ne kadar yakışmış. Ya, bu adam benim nişanlı oluşumu çok kıskanıyor. Aşırı kıskanıyor. Kuzum bunlar nasip işi bir anda oluyor anlamıyorsun bir iş ama yeni nişanlar diyor ya kuzum anlaşılmıyor bir anda oluveriyor her şey ama bunun olmaz hiç hayata karşı bir ümidi yok ki hiç. Gidi kızım. Paradal'dan mı toplanıyor? He? Her yıl tırmaya bir terlik alaydın vakidi beni. Ayağımda sabit durabildiği sürece gayet işimi görüyor. Benim işime, tempoma terlik mi dayanıyor? O ayaklarım bütün gün eğiliyor, bükülüyor ya. Nişanlıma en markasını kendim yırtı terliğinden geziyorum ya. Gidi kızım. Eleliğinle mal sahibi olunuyor ya.
Öyle her yırtığı atarsan, her söküğü atarsan, bak çer çöp saklamam asla. Anneannem, babaannem çok severdi kalabalık saklasın. Kalabalık saklamam. Ama bu terlik tamamıyla kopana kadar ben bunu giyerim. Koptu mu atarım. Ya. Ama anneannemle babaannem bu terliğin üstü de kopsa bunu böyle dikiyorlardı mesela. Onların öyle adetli, ya da bu tabanı saklarlardı. Bu tabanı da ancak kapının altına sıkıştırmak için saklayabilirim. Ya. Eh kızım. Eskisi olmayanı yenisi olmaz demişler. Yuva kuruyoruz. Para lazım. Para. Bulaşık makinesi boşaltmaya gidiyorum. Evin her yerinde bir hoparlör var. Akşam Doğan gelecek, projeksiyonu kurmaya inşallah. Onun için işlerimi halledeyim. Maşallah, sübhanallah. Sanki evde yeni gelin var. Hele dolapların güzelliğine. Şimdi biz gün içinde çoğu zaman Gamze'yle görüşüyoruz. Ondan sonra sevgiler arasında gördük. Az önce bulaşık makinesini boşaltırken videoyu çektim, sonra onu aradım. Tabii kaşık saymamla karşılaştı. Bana diyor ki, bu kaşıklar sayılacak mı? Dedim, malının kıymetini bil. Sonra dedim, hele 1, 2, 3 bir bakmışsın kaşık takımı komple gitmiş. Onun için tek tek dedim, bardak, tabak sayılacak. Onu ben şimdi yavaş yavaş evin işlerine alıştırıyorum. İş yaparken görüntülü arıyorum ki, bak şu şöyle oluyor, bu böyle oluyor. İyi gidi kızım, malınızın kıymetini bilin ya. Eleliğinle ileride mal sahibi olacağız. Benim anneannem bir çatalı 60 yıl kullanmış kadın. Vah gidi beni. Gelin aldık osluktan, başı kakmaz yastıktan olmasın. Gelincik olmayın, gelin ol. Sıradım daha kolileri, bari bununla bir deneyeyim bakayım. Ben sana Trendyol vereyim dedim. Dedim ki Trendyol'lar sipariş edecek. Kutuyu açmadın mı? Abi 3 tane aldım da çok koli var. Hangi birini açayım? Burada da gördüm. Neydi beni çağırdın, bastırıyorsun? Birinci kat komşuya misafir gelmiş de resim çekilmeye indim. Allah'ın cezası. Zeycan abla. Ha, Zeycan ablayı. Para almıştık. Bir şey diyeceğim. Şu gül kimisini mi beğen? Gözleme taşıyor gibiyim ya. Ulan yarabbim. Nereden buldun? Allah aşkına. Bir şey diyeceğim ama hele has ki bak. Bunlar şimdi ne para? Senin haberin var ne mı? Ne para be? Antika. Moda. He. Denize karşı evde oturuyorum diye emaye tepsim olmasın mı ya? Göster lan denizi. Göster denizi. Hocam gelin. Hadi benim aslan sardıcığım oynayın gari. Alem görsün kralını. İnşallah profesörümüz halledecek bakalım. Ay halletsem ne olacak? Açacağım burada. Sultan! Sultan! Ne atacaktım ya? Tüm Maltepe burada. Anne! Tüm mahalle bedavadan sinema izleyecek. Dün dedim ki insan gelir de şunu halleder. Ya ben tövbe estağfurullah şeyde mi çalışıyorum? Marka olacak. Reklam yaz şuraya. Sanki telekomda çalışıyorum da beni bağlantıya çağırıyor. Bana ses kaydetmiş diyor ki, sen diyor arayacaksın, diyeceksin ki boşsan gel, ben diyor nerede insan düşünüyor. Sanki bana arıza kaydı oluşturmayacak. Arkadaşlar bana bunu kakaladınız, gelip monte eder misiniz? Ne olmuş bir Müslümanın parmağını işesen? Heh, buldum. Heh, hadi inşallah, sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü bir bağlantı kopukluğu yaşıyoruz sürekli, tam sultanda kesiliyor. Tamam oldu öyle, sen kal şimdi. Kıpırdama.
Bak tam yerinde. Ben böyle izleyeyim bir 5 dakika dur. Bir tadını ben alayım ben. O zaman bilet keseyim ben. Ha oynatma. Tam ortala. Şey yap. Hayır şu biraz geriye gitmiş tamam, gibi duruyor. Şey tam ses duyamıyorum filmi sesini ver. Müzik var. Telif oldu şimdi etmişler. Bakar mısınız? Yıldızların altında sinema keyfi. Ay bir burada var yıldız. Ya yıldızımızı kıskanma bari ya. İstanbul'un Gizli'de semtinde kendime sinema salonu açmış. Bu arada Hülya Koçyiğit'in filmi. Resmen Rönesans tablosu. Aa ellerinde de matruşkalar. O bizim bak. Rusya'dan aldık. Rusya'dan aldık. Mona Lisa, Mona Rıza. Mona Rıza. Kibar abla ne? Mona Kibar. Hayır, eskiden bir kumaş dükkanı varmış ya, Sümerbank. Herkes Sümerbank'tan almış hep bir kumaş.